Öncelikle PKK terör örgütü dememiş olmasından ötürü gerçekten sosyal medyada çok ciddi bir dalga başladı. Hatta buna e, troller devreye girdi dedi CHP lideri Kılıçdaroğlu. E, o ilk dalgalanma sonrasında iki bakanın bilgilendirmesi geldi. E, devreye bir en azından bir temas girdi. Sonrasında yaşananlarda hani bu bir birlik bütünlük sağlanması açısından muhalefet üzerine düşeni yaptı sizce? Şimdi Türkiye'de bir problemimiz bu 13 şehidimizin peşine başlayan tartışmada bir daha ortaya çıktı Sayın Hanım. İşte bakanların gönderilmesi kıymetli bir şey midir? Çok kıymetli bir şeydir. Kıymetli bir şeydir. Keşke evvelen de gönderilse. Yani operasyondan evvel. Efendim şöyle bir şey planlıyoruz falan. Bu, bu anlamda bir bir siyasal iletişim diline ihtiyacımız var. Bir vakar muhafaza edilecek. Aynı zamanda devletin kararlılığı ihsas edilecek. Burada <laughs> güvenlik güçlerimizi zafiyete uğratmayalım. Önden de olur. Ama sonrasından olan da kıymetli buldum ben. Ama bir şey ortaya çıktı. Bu kadar acının bile bizi bir araya getirememişliği Türkiye'de siyaseten çok ciddi siyasi fayların enerji dolduğunun alametidir. En ufak bir nezakete sevindik mesela. Ben dedim ki ilk kıymetli bir iş. Yani ne olursa olsun bu kadar mübalağlı. Bu kadar galiz hakaretlerden sonra siyasi olarak Sonra bu memlekette böyle bir şey hamle olarak yani siyasetin, iktidarın hı hı. böyle bir şey yapıyor olması kıymetli. Sonrasında bunun böyle bir gün sürmemiş olması başka şekilde değerlendirmemiz lazım bunu. Yani bizim mühim problemlerimiz var. Bu memlekette biz tutunacaksak herkes ittifak ediyor ki operasyon var Türkiye'ye. Kuşatıldık. Sanki ilk defa kuşatılıyormuş gibi de davranamayız. Yıllardır kuşatılıyoruz. Bin, binli yıllardan beri kuşatılıyoruz biz burada. Yeni değil. Buna yeni diyen devletinin, milletinin tarihini bilmiyor demektir. Biz 1071'de buraya gelmişsek, 1071'den beri kuşatılıyoruz biz burada. Hani biz yeni kuşatıldığımızı gördük diyen adam ne tarihle, ne devletle, ne yaşadıklarımızla hiçbir bağlantısı yoktur. Dolayısıyla e, bu PKK eskiden hamisi yoktu, içeriden e, terör organizasyonlarını yapıyordu da şimdi hamisi olan bir örgüt de değil. Eskiden de hamisi vardı, başından beri hamisi var. Hatta hamilere her geçen gün kullanmak isteyen insanların e, uygun maneviyla gördüğü için artan bir örgüt. Yani arkasında dünyanın bütün devletlerini sayabileceğiniz bu bölgedeki hesabı olan her devletin PKK'sı ile beraber ismini sayabileceğiniz bir cinayet şebekesi. E bu da yeni değil. Efendim Amerika'nın bu mevzudaki tutarsı da yeni değil. İncirlik bizim yeni tecrübe ettiğimiz bir şey değil. 90'lı yıllarda herkes bilir Resul Bey bilir. Bülent Bey bilir. Kenan Bey bilir. Kamuoyu bilir. Ağır silahlar PKK'nın dağların zirvelerine taşıması mümkün olmayan silahlar. Oradan sağladıkları lojitikle çıkarılırdı. Bizim uğradığımız saldırılarda kullanılan silahların menşeğine bakarlar. Bizim ordumuz bu anlamda o menşe üzerinden bazı devletlere işte raporlar gönderdi. Bu silahlar sizden gelmiş falan diye. Dolayısıyla şunu demeye çalışıyorum. Bu bizim 84 Eruh baskınından beri başımızda böyle bir bela var. Şimdi bu işin yönetilme süreçlerinde her türlü atraksiyonu yaptık. Eğer rehine kurtarma organizasyonuysa bu ki öyle dendi. Sivil açıklaması yapıldığında arkadaşlarımda Whatsapp şeyimiz var. Hemen Malatya açıklama geldi. ilk yaptığı açıklamada. Sivil dediğinde ben arkadaşlarıma yazdım ki bizim evlatlarımız bunlar. Sivil mi değil bunlar bizim evlatlarımız. Kesin. Sizinle de temas halinde değil mi aileler? Ben şöyle, aynılar? ben birkaç sefer mecliste bunu dile getirdim. Hatta e, bu Diyarbakır anneleriyle ilgili bir mevzu tartışılırken ben mevzuyu şuraya çektim. Anneler her yere gidebilir. Anneler isterse Kandil'e gidebilir. Anneler isterse Volkanların içine atlarlar. Bir anneye diyemezsiniz Rahitem. niye gidiyorsunuz? Ama Aslında. devlet hacet kapısıdır Sayın Orhan'cum. Devlet hacet kapısıdır. Devleti devlet yapan şudur. İhtiyacı olan ihtiyacını devletten gördüğü için devlettir zaten. Benim efendim ihtiyacım var. Benim ben mağdurum. Benim hakkım yendi. Benim canıma kast edildi. Benim ırzıma musallat olundu. Lütfen devletin beni korusun Deniz. Devlet o işi yapabilme vasfı olan tek otorite olduğu için devlettir. Efendim devlet bu ihtiyacı karşılayamazsa devlet olma vasfına halel gelir. Ben buna bundan bahisle yapılan annelerin yaptığını değil, devletin bu anlamdaki gölgesinin düşmesi gereken yerde başkalarına gölge etme imkanı verdikleri için eleştirdim. Sonra da dedim ki birazcık yapılanın sakil bir şey olduğunu anlasınlar diye. Dedim ki bizim askerlerimiz var ellerinde. İki hafta önce haber Türk'te dedim. Askerlerimiz var ellerinde. Bu askerler Sedat Yabalan'ın da ismini andı. O daha önce de kaç sefer mecliste gündeme getirmiştim. Mesela bizim bakanlarımız şöyle bir şey yapab yapabilirler mi dedim. HDP'nin kapısına mesela her hafta bir bakanımız gitse. Dese ki ya eliniz değmişken bizim askerlerimizi de bırakın. Bu şimdi size dedim, iyi geldi mi bu? Ha, i̇yi gelmedi. Çünkü devlet böyle şeyler yapmaz. Devlet bir partinin kapısına gitti mi yıkar orayı. Anneler gidebilir, anneler bekleyebilir. Biz... Bunlarla ilgili bir şey söyleyemeyiz. Yani anneleri töhmet altına bırakamayız. Ama devlet bir kapıya gitti mi siz bu suça ortaksınız hissiyatıyla. Orayı yıkar devlet. Devlet oturma eylemi yapmaz devlet. Ağlamaz. Devlet mazeret üretmez. Devlet vazifesini yapar. Devletin vazifesi icra icra etmektir. Şimdi bu bundan bahis de söyledim. Şimdi konuşmaların arasından fark ediyorum ki bizim şehitlerimizin 6 6 tane annesi, 6 şehidimizin anası HDP'de, HDP'nin evet. kapısının önünde. Bakın bu AK Parti bunu makul buluyor olabilir. Diğer arkadaşlarımız, bakan arkadaşlarımız buna diyor diyor olabilirler. Ne var bunda? Bizim devlet tasavvurumuz da bu. Yani bir şehidin e, anası, şimdi şehit anaları. Daha evvel analarımız. Evlatlarını askere göndermiş. Polis yapmış. Evlatlarını güvenlik görevlisi yapmış. Evlatları kaçırılmış, gelmiş kapıya ümidini yitirmiş. Ahmet Türkiye gitmişler. Ahmet Türkiye gitmiştir HDP'nin HDP'nin daha önce meclise ziyaretine gitmişler. Bunları bir devlet ahlakı varsa, bu anlamda yönetim ahlakı varsa devlet bunu kendi hükmü şahsiyetine hakaret telakki eder. Yani der ki ya ben nasıl bir şey tem ciddiyetsizlik temsil ediyorum ki bu, benden ümidi kesilmiş bu insanların Bundan bahisle ben böyle bir şey söylemiştim. Şimdi peşine efendim Sayın Cumhurbaşkanı operasyon müjdesi falan kısmına girmiyor. O esir meselesine de şöyle girmiyorum. Dil sürçmesidir. Olabilir yani başkomutanlık sıfatıyla bir, bir insanın böyle demesi makul bir şey değildir. ya Bu değil sürçmesi ama burada sizin sizin dilini sürçünce size mazeret olanların bunu kastederek konuşanları asla himaye etmeyiz. Yani bizim PKK ile aramızda bir mütekabiliyet yoktur Sayın Öğren. Yani devlet devlettir. Terminolojisi de bu mücadele uygun yapılmak zorundadır. Şimdi burada şunun görülmesi lazım. Böyle bizim sivil olarak bu işleri konuşurken çerçevemiz bellidir. Bülent Bey'in dediği çok kıymetlidir. Ben de ben de çok tekrarlarım onu. Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin bize yaşattığı bir şey var. Siyasi sorumsuzluk alanını şöyle organize ediyor AK Parti'deki arkadaşlarımız. Başarılı olmaları durumunda partinin ne kadar dirayetli ve maharetli olduğunun alameti sayıyorlar yaptıklarını. Başarısızlık durumunda devlet projesi. Mesela çözüm süreci ben çok dillendirdiğim için söylüyorum. Tam bu cümleyle dillendirdim. Başarılı olsaydı bu 35-40 yıllık terör belasından bizi AK Parti kurtarmış olacaktı ki kurtarsın. Yani bütün kalbimizde kurtarsın ve doğası, oyu, bizim oylarımız da onların olsun. Ya yani bu terör belası memleketi terk etsin, memleket abad olsun. Bize vaaz ettikleri ülkeyi kursunlar. Demokrasisi, hukuku, efendim ekonomisi ayaklar ayaklar üstünde durabilir bir ülke haline gelsin. Memleket Tayyip Bey'in vizyonunu çizdiği çerçeveye otursun. Kişi başına gelir 25 bin dolar. Gayri sahaf milli hastası 2 trilyon dolar. Efendim ihracatı 500 milyar dolar. Demokrasi dünyayla parmakla gösterilebilir, gıpta edilebilir bir demokrasi. Hukuku şöyle. Yani hala bu Abba takdimini çok rahatlıkla Sayın Cumhurbaşkanı propaganda etti. O Türkiye'yi kurabilseydi biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın bize kurduğu bu ülkede ona dua ederek yaşamayı da bilirdik. Değil miyiz biz? Niçin böyle gece gündüz yollarda yeniden memleketi toparlamak için bir tahammül eşiğinde siyaset yapıyoruz? O yüzden bu mevzu bizim için siyasi husumet mevzu değildir. Asla değildir.